Sayın seyirciler, İzmir zabıta ekiplerinin pazar denetimi ortaya akıl almaz bir sahtekarlığı çıkardı. Bazı pazarcıların kurutulmuş çeri domatesi şekerle tatlandırıp dağ çileği diye sattığı belirlendi. Kameralarımızı hemen İzmir'e çevirelim. Gülçin Ayça var karşımızda. Yanında da ziraat mühendisi Ayşegül Toker. Gülçin Ayça, sözü hemen size bırakalım. Ece Üner, Ayşegül Toker'le konuşmadan önce o kandırılan vatandaşların ne yediklerini gösterelim. Elimdeki bu şeri domates ancak dağ çileği olarak satıldı. Her derde dava denildi ve yaklaşık olarak da 8 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarla birlikte vatandaşlar tarafından satın alındı. Peki ne zaman sahte olduğu ortaya çıktı? İşte bunun nedeni de Karşıyaka Belediyesi'nin burada sık sık yaptığı denetimler sonucunda dağ çileği yerine aslında vatandaş şeri domates kurutulmuşunu yediklerini anladı. Peki nasıl anladılar? Onu da Karşıyaka Belediyesi personeli ziraat mühendisi Ayşegül Toker'e soralım. Efendim aslında bu ilk değildi değil mi? Daha evet. önce de çilek üzerine koku sıkılarak daha evet. farklı bir koku versin, çileğin o has kokusunu versin diye satılmıştı. Onu tespit ettiniz ve şimdi son olarak kurutulmuş domates yediler. Kurutulmuş domatesi evet yediler. Şimdi Bostanlı Pazar Yeri Ege bölgesinin en büyük ve en ünlü pazar yerlerinden biri. Karşıyaka ilçesinde bulunuyor. Sadece Karşıyaka halkımız değil, Ege'deki bütün vatandaşların en az bir defa uğradıkları bir pazar yeri. Öncelikle Karşıyaka Belediye Başkanımızın halk sağlığına vermiş olduğu önemle, bizlere vermiş olduğu talimatlar ve vatandaşlarımızın hassasiyetiyle denetimlerimizi çok sık gerçekleştirmekteyiz. Her pazar, her çarşamba günü bu pazar yerindeyiz. Gıda denetimlerini gerçekleştiriyoruz ilçe genelinde de. Bizde bir vatandaşımız başvuruda bulundu. Dedi ki ben bunu annem için, annem şeker hastası, annem için aldım. Ancak annem bunun şekerli olduğunu söyleyince ben suya ısladım dedi. Hı hı. Ve bunu ben domates olarak gördüm. Yanılıyor muyum Ayşegül Hanım? Buna bir bakar mısınız diye zabıta müdürlüğümüze kendisi başvuruda bulundum. Yaptığımız incelemelerde gerçekten de domates olduğunu tespit ettik. Nasıl peki? Yediğimiz zaman gerçekten tatlı kuru domates. Hı hı. Bunu yiyen vatandaşlarımız aslında bunu fark ederler. Yani domates yediğini ya da ikiye böldüklerinde domatesin küçük küçük çeri domatesin çekirdeklerini görebilirler. Hı hı. Biz de hemen pazar yerine gelerek evet. Bölebilir miyiz? Tabii ki bölebiliriz. Şöyle tabii ki. Bir bölmeye çalışalım. Gerçi biraz da sert. Sert tabii ki. Çünkü gerçeği gibi olmasının nedeni ne? Öyle algılamanın nedeni ne? Dağ çileği acaba hiç görmediğimiz için mi? Olabilir. Dağ çileği dağlarda yabani olarak yetişen bir meyvedir. Çok az bulunur. Kurusunun şimdiye kadar ben görmedim. Yapıldığını da zannetmiyorum. Zaten kurusu yok. Çok kurusu az bulunduğu yok için. Diye biliyorum. Tazesi tüketilir. Evet şifalı olduğu söyleniyor. Ancak bu şekilde kurusunun satıldığını ilk defa burada karşılaştık. Çekirdeğini görebiliyor muyuz? Evet. Çekirdeğini çok küçük olduğu için belki göremeyebiliriz. Şimdi ama aslında sadece elimizde bunlar kaldı. Çünkü tamamını topladınız. Evet, pazar yerine geldik. Zabıta memuru arkadaşlarımızla birlikte denetimlerimizi gerçekleştirdik. Bütün bu ürünleri satan tezgahları tespit ettik. Ve o an için dağ çileği olarak satışını durdurduk. Daha sonra da ilgili kurumlara, bakanlıklara, Tarım ve Gıda Bakanlığı'na başvurumuzu yaptık. Yasal işlemler de şu anda başlamış bulunmakta. Satan esnaflarımız da şu anda zaten tezgahlarında bulundurmuyor. Ancak bunun satışının yasak diye bir durumu yok. Yanlış algılanmasın vatandaşlarımız tarafından. Bunu kurutulmuş domates olarak satışı yapılabilir. Ama dağ çileği olarak başka bir ürünü dağ çileği olarak lanse edemezler. Bu aslında çok büyük bir suç. Evet. Şimdi çekirdeksiz siyah üzüm, datça evet. bademi, atom karışık bir sürü burada kuru yemiş var. Evet. Vatandaş şimdi hangisinin sahte, hangisinin hileli olduğunu nasıl anlayacak? Ne yapmayı önerirsiniz? Şimdi öncelikle aldıkları ürünlerin kalite standartına uygun olup olmadıklarını bilmeleri gerekir. Bu da neyi ifade ediyor bize? Etiketli ürünleri tercih etmemizin en büyük nedeni bu. Eğer bir ürün üzerinde etiket varsa o etikette nerede üretildiği, nerede paketlendiği, hangi şartlarda kontrol edildiği, analiz değerlerinin hepsi bulunmakta. O yüzden lütfen bilmedikleri açıkta satılan ürünleri tercih etmesinler. Pazara geldiklerinde yerde satılan hiçbir meyve sebzeyi almasınlar. Çünkü burası çok kalabalık bir yer. İnsan sirkülasyonu çok fazla. Ayak hareketlerimizle yerde bulunan mikrop popülasyonu havaya yükselmekte ve açıkta satılan ürünler
bu nedir peki? Bu mikropları emiyor içine. Sunduğu bu ciberi diyorlar. Bunda peki bir hileli olup olmadığını anlayabilir miyiz? Gözle bunu anlayamayız. Ancak bunu aldıkları firmanın irsaliye faturaları ve ürünün kutudaki numara tarzlarına bakarak bakanlığa başvuruda bulunuruz. Geriye dönüp izlenebilirliğini görebilirler arkadaşlarımız, yetkili arkadaşlarımız. Peki, bu tezgahta satıldı. Esnafa da sormak istiyorum. Siz dağ çileği yerine kurutulmuş domates sattığınızdan haberdar mıydınız? Nasıl öğrendiniz? Biz de şu ana kadar bilmiyorduk. Karşıyaka zabıtası ekiplerince denetimler yapıldı. Bunun domates olduğu açıklandıktan sonra tezgahtan kaldırdık biz bunu. Yani... Peki neye göre sattınız? Her derde deva dediniz. İnternetteki yaptığımız araştırmalar sonucu. Ne yaptınız? Arama motorunda dağ çileği yazdınız. Dağ çileği yazdık, faydalarını yazdık. Evet, bu çilek mi çıktı karşımıza? Bu çilek çıktı karşımıza. Bunun faydaları neyse onu yazmak, hani vatandaşa yardımcı olmak için bunu sunduk. Çok yüksek oranda şeker içeriyor tabii. Sattığınızda pişman oldunuz mu? Yani böyle bir aldatmacının içine mi girdiniz? Valla biz bunu bir aldatmaca olarak bir kere gördük. İkincisinde bunu yani dağ çileği diye, dağ çileği daha önce görmediğimiz için bu dağ çileği dediler bize ve faturalı bir şekilde olduğu için biz de bunu yani yasal olarak ve sağlıklı bir şey diye alıp sattık. Bunu böyle öğrendikten sonra biz bunu tezgahımızda kaldırmak zorunda kaldık. Peki gördünüz mü peki sizden tabii, alışveriş edenlerden? Tabii arkadaşlarımızdan da şey oldu, müşterilerimizden de yaptınız ayıp diye. Ama biz bunun farkında değildik. Yani bu meğerse çeri domatesin kurusuymuş. Şu anda pişman olduk sattığımıza yani açıkçası ama geriye dönemiyorsun yani bir şeyde geriye dönemiyorsun. Dağ çileği görmüş müydünüz siz yok, daha önce? Yok, dağ çileği hiç görmedik. Yani onun bu kurusu diye, Karadeniz bölgesinden geliyor diye bize söylendiği için biz de onun için sattık bunu. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Bu arada tabii burada değil mi, alışveriş yapan sürekli bir tüketiciye soralım. Sizle konuşurken aslında yediğinizi ama anlamadığınızı. Anlamadım. Ben aslında dağ yemişini tanıyorum. Fakat benzetemedim. Çok tatlı geldi. Ben şeker hastasıyım, kanser hastasıyım. Bana... Yani iyi, bana faydalı olacak diye aldım ben bunu. Ama akşamleyin televizyonda Habertürk'te duyunca şok oldum. Ve geldim buraya söylemeye, sattınız demeye geldim. Fakat sizlerle de karşılaştım ve onların da suç olmadığını öğrendim. Ne onlar yapacaksınız? Neye göre alışveriş yapacaksınız bundan sonra? Neye dikkat edeceksiniz? Bundan sonra vallahi bilmiyorum ama alıyoruz yine de. Çünkü daha ucuz oluyor. Hesabımızı daha, yani böyle, gerçi hep markalı almak lazım, kapalı almak lazım. Ama bütçe, bütçeye göre hareket, emekliyiz. Evet. Bütçeye göre hareket ediyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, hem vatandaş aslında aldığına pişman hem de satan esnaf. Ancak ne yazık ki internetten gördük diyorlar dağ çileğini. Hayatlarında hiç görmemişlerdi ve burada satışını yaptılar. Ama ne yazık ki sattıkları ürün dağ çileği değil, kurutulmuş domatesi. Ve özellikle de şeker hastaları için yüksek oranda şeker içerdiği için çok zararlıydı. İşte Karşıyaka Belediyesi denetimlerini sürdürecek ve hileli gıdaya da geçit vermemeye kararlı diyelim. Tekrar sözü size bırakalım Ece Üner. Samsun